Merhaba. Merhaba. Onur Karasu ben. Hilal Hanım'ın arkadaşıyım. Hilal Hanım evde değil. Kusura bakmayın. Haberim var. Benim kendisine küçük bir sürprizim var. Bir saniye ama bu bana şekilde giremezsiniz. Bana odasını tarif ederseniz... Gerçekten sürprizini kendi ellerimle hazırlamayı çok isterim. Size zahmet vermek istemem. Bana sadece odasını tarif etseniz buradan mı yoksa yukarıdan mı? Hı? Peki buyurun. Yukarıda ben size eşlik edeyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu kıllı herif başından ayrılmıyor ki. Nasıl girecek? Buradan, bu taraftan. Burası. Aşk. Sizin ilişkiniz var mı? Anlamadım. Sevgiliniz? Yok. Çok şey kaçırıyorsunuz. Ya. Şunu şöyle. Bir kaleminiz var mı? Bir not yazmak istiyorum. Siz burada bekleyin, ben getireyim. Telefonu neydi bu Kadir Tuğra'nın? Melek çabuk telefonumu getir git ara hemen. Şefim bekle. Bekle. Bu kim ya? Alo. Kadir Tuğra'yla mı görüşüyorum? Şimdi. Benim, siz kimsiniz? Artıbank'tan arıyorum ben. Yurt dışından online alışveriş yapmışsınız. 120 bin liralık onaylıyor musunuz? Ne online'ı, ne alışveriş hanımefendi? Ben alışveriş falan yapmadım. Neresi dediniz siz? Alo, alo. Kadir Bey, telefonunuz çekmiyor mu? Hangi bankadan arıyorsunuz hanımefendi? Anne kızlık soyadınız, baba adınız, doğum yeri ve tarihinizi alabilir miyim? Hayır, böyle bilgileri telefonda veremem. Civan odasına kamera yerleştirdim. Kadir Bey, telefonunuz çekmiyor mu oradan? Onaylıyor musunuz? Hayır, onaylamıyorum hanımefendi, onaylamıyorum. Alo Kadir Bey, Kadir Bey. Alo, duyuyor musunuz? Onaylamıyorum. Kayıt alıyor musunuz? Kayıttayız Sefim, Ayla abla Kadir'i oyalıyor, çabuk ol. Ne anlatıyorsunuz siz ya? Saçma sapan konuşmayın be. 120 bin diyor ya. Deli. Şefim, Kadir Hilal'in odasına geliyor. Senin orada olmadığını anlayacak. Çıkman lazım odadan. Hadi. Tamam tamam. Bulun bir şeyler. Oyalayın. Kasa bulundu. Kasayı buldu. Ne yapıyorsun sen? Ne oldu abla? Ne oldu ne? Sakin ol, sakin ol. Heyecanlanma. Buldu kasayı. İyi misin? Tansiyonun var oğlum. Ne yapıyorsun ya? Kendine gel. Ne ablası? Sustur şunu. Bu ne? Patlayıcı getirsen açılmaz bu. Şefim, Civan'ın odasına geliyor. Bulacak seni. Çık oradan artık. Hadi çık. Anahtar. Tamam tamam, oyalayın biraz daha. Oyalayın, bir şeyler bulun. Thank you.
Hilal Hanım ben... Kağıt kalemi kendim buldum ama not yazamadan yakalandım. Onur, ya senin ne işin var burada? Sen içeri nasıl girdin? Ben elimden geleni yaptım Hilal Hanım ama... Kadir, tamam gidebilirsin. Vallahi artık ağrıma gidiyor. Böyle ergenler gibi hep dışarıda buluşuyoruz. Ya ben senin yaşadığın yeri göremeyecek miyim? Ben sana bir sürpriz yap... Tamam, haklısın. Ama anlattım sana, Civan abim aramızda resmi bir şey olmadan hoşlanmaz eve girip çıkmandan. Haklısın, bunu söylemiştin. Hadi gel, aşağı inelim. Çok kolay oldu ya. Nasıl buldu gördüm. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Tamam, bir daha habersiz gelmem o zaman. Ya ben sana sürpriz yapmak çok istedim. O yüzden yani uçaktan indim gibi geldim. Ya sen bana niye haber vermiyorsun? Ben de havaalanındaydım. Ece ile aynı zamanda gelmişsiniz demek ki. Ece? İngiltere'deki en yakın arkadaşım. Ece? Onur. Ece de az önce Londra'dan geldi. Merhaba Ece, ben Onur. Memnun oldum. Ben de. Demek az önce Londra'dan geldin. Hoş geldin. Sen hoş geldin. Sen de Ankara'daymışsın. Yeni inmişsin uçaktan. İsterseniz bir şeyler içelim mi beraber? Olur, hı, çok olur. İyi olur çünkü yoldan geldiğim evet, için... Biraz serinlemek şu an iyi olabilir. Var, fresh bir şey. Hatta soda limon falan daha iyi olabilir. Soda bana da iyi olur. Aa, Onur senin kaşına ne oldu? Yok yok, hiç önemli bir şey değil, hiç. Hakikaten. Geçmiş olsun. Onur yani ne oldu kaşına, iyi misin? Mühim bir şey değil. Hadsizin, ayarsızın biriydi. Ben gerekeni yapardım ancak beni biliyorsun. Böyle insanlar için hiç değmez. Onur, yalnız iyi ki bir şey olmamış. İri yarı adamlar mıydı bunlar? Nerede, ne oldu? Polise haber verdin mi sen? Keşke polise haber verseydin ya. Yani bu kadar iri yarı adamlar senin böyle kaşını yardığına göre... daha fazlasını da yapabilirdi. Hiç merak etmeyin gerçekten. Bir sorun yok, ben iyiyim. Aşkım, sen sürprizini merak etmiyor musun? Ediyorum. Ece, hayatım sen keyfine bak. Biz hemen geliyoruz. Buradayım. Kim bu ya? Selam bu evde. Bana böyle fresh bir şeyler verebilecek birisi var mı acaba? Nereden çıktı bu şimdi ya? Daha önce hiç görmedik. Hayır, işler iyice karışacak. Bir bu eksikti evin içinde ya. Keşke ben de gitseydim ya. Onur şefim daha önce bu eve girmediyse... kameraları nasıl yerleştirdiniz? Elektrikçi kılığına girdik. O kasayı açmak için bir şeyler ayarlayabilir misin Melih? Belki ama zamana ihtiyacım var. Zamanımız yok. Adam 3 gün içinde takas yapacak. Oha diyorum artık, oha ya. Gelin gelin bak, yılın videosunu buldum. Dur, şuraya da alayım. Bak. Kadın resmen sol gösterip sağdan çakmış abi. Kim bu kadın? Bir dakika, bir dakika. Şu evdeki görüntüyü buraya aktar bakayım. Aktarayım abla. Herhangi bir kadın. Manina'daki kadın. Aynı kadın. Güzel kadın. Ya Onur, bayıldım ben bu çiçeklere. Çok incesin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.
Sürprizlerle dolusun. Sen de. Şu Ece. Nereden çıktı o? Londra'da yaşamıyor muydu? Ya söyledim ya sana hani müthiş yemekler yapıyor diye. İstanbul'da restoran açacağız beraber. Sen ve restoran. Ne alakayla? Ben teklif ettim geçenlerde. Ece başında duracak, ben de melek yatırımcı olacağım. Yalnız bu anlattığın bir zengin avcısı arkadaşa daha benziyor ama benden söylemesin. Onur yapma ama. Ece öyle biri değil gerçekten. Yani biliyorum beni korumaya çalışıyorsun ama tanıdıkça seveceksin sen de. Ece çok içi dışı bir dürüst birisi. Hem ben süt alerjisi yüzünden anafilaksi şok geçirdiğimde beni o kurtardı. Yani borçluyum ona bu kadarını. Anlattım sana bunları. Oh, bir şey diyeceğim ben. Kapatayım bu ayıp. Anlattın. Hatırlıyorum. Sadece Londra'da dediğin için ben çok önemsemedim herhalde. Onu önemsesen iyi olur. Neden? Çünkü beni zengin avcısı bir sevgiliden o kurtardı. Ve benim ona sözüm var. Onun onaylamadığı kimseyle beraber olmayacağım. Yani Ece bizi onaylamazsa biz ayrılacak mıyız? Aşkım. Şöyle söyleyeyim Onur Bey. İşiniz çok zor olacak. Aa, bu ne ya? Sen böyle bir model kullanmazdın. Bugün bu elime geçmiş ya. Bu arada Hilal. Ben Civan abinle tanışmak istiyorum artık. Lütfen. Tamam. Antalya'daki işi bitince dönecek. Tanıştıracağım sizi. Onur. Diyorum ki... acaba... yanlış kaslara doğru ilerliyor. Burada baş başa kalmışken... biraz takılsak... Hadi be. Arkadaşım bekler. Bekletmiyorum onu. Uzun yoldan gelmiş. Gel. Acı. Ece, siz misafirsiniz, girmeyin mutfağa dedim ama. Tamam Emel Hanım, sorun yok. Siz çıkabilirsiniz. Ece usulü mantarlı sandviç. Ne güzel kokuyor. Nasıl özledim yemeklerini biliyor musun? Vallahi diyetteyim ama bir ısırık alacağım artık, ne yapayım? Tatlım, her şey seni düşünerek yaptığım süt ve süt içeren hiçbir şey yok. Mis gibi mantar, biber, domatesler. Hah, Onur sen? Olur, alırım ben de. Ece. Benim gözüm seni sanki bir yerden ısırıyor. Sen soyadım ne demiştin? Hiçbir şey dememiştim. Benim gözüm seni hiçbir yerden ısırmıyor ama nedense. Ece Çetinel. Restoranımız açıldığı zaman ismini çok duyacaksın bu arkadaşın. Londra'da herkes kuyruk oluyordu ya benim sandviçimi yemek için. Şanslısın. Aa, şey, tuz nerede tuz? Dolapta şurada bir yerdedir bir bak. Çekilsene. Tuz koyuyorum herkese. Evet. Onur, sen saatini çıkartmazdın. Ne oldu? Kayıp mı oldu? Düşürdüm herhalde bir yerde ya. Ya zaten sana hiç yakışmıyordu biliyor musun? Böyle biraz eski püskü bir şeydi. Abim mesaj atmış.
Ne? Londra'da yatırımcı bulmuş, Londra'ya taşınıyor. Hem de 3 gün sonra beni de yanında istiyor. Biletleri almış. Hilal, 2 haftalığına diye geldin İstanbul'a, dönemedim bir türlü. Hilal, ne oluyor? Sen Londra'ya mı dönüyorsun? Orada yaşıyor ya zaten. Ya şimdi anladım. Sen bu yüzden kaldın İstanbul'da demek. Hilal, ne oluyor tam olarak? Sen abin İstanbul'a gelecek demiştin. Ya aşkım, gelmiyor, ne yapayım? Of, tamam, ben halledeceğim bir şekilde. Ben Londra'ya gitmeyeceğim, tamam mı? Onur, sen bana güven. Bu işle ilgili benim açmam lazım. Geliyorum. Tamam, ben de abimi arayayım. Civan Korol 3 gün içinde Londra'ya yerleşiyor. Belgeleri de toplayacak, sonra ötecek. Yapma ya. Adam kaçarsa Türkiye'ye bir daha dönmez. Burada kalması için bir bahane bulamaz mıyız? Adamın sicili temiz. Peki ne yapacaksın? Bulacağım çaresini. Siz şu Ece'ye baktınız mı? Kimmiş? Sabah yan teknedeymiş. Herzog'la çalışıyor olabilir mi? Sanmıyorum. Yelken tamir etti, müzik dinledi, dans etti. Bize bir kere bile bakmadı. Zaten çatlak bir tip. Bilmiyorum, belki de Civan'a çalışıyordur. Zaten güvenilmez. Bulunduğu tekne kiminmiş, baktınız mı? Baktık bile, bir şey çıkmadı. Neyse, sen şimdi Ece'yi boş ver de Hilal'le aran nasıl? Civan Hilal'i de götürecekmiş. Eğer Hilal giderse ben bir daha bu eve giremem. Kasayı açamam, biteriz. Ne yapacaksın? Ben 3 gün içinde o kasayı da açacağım. Civan Koral'ı da buraya getireceğim. Nasıl? Ece Çetinel, onunla ilgili ne varsa getirin bana. Ne yapacaksın Onur? Alo? Anladım. Anladım tatlım, ama bak sana söylüyorum. Bu Onur, kabul, tipi A sınıfı, kalbi D sınıfı bir adam. Duygusuz, plancı, her şey iş gözüyle bakan. Yapma ama artık sen de. Abartıyorsun biraz. Hayatım, siz kaç aydır birliktesiniz? Adam elini sürmemiş sana, normal mi? Aceleye getirmek istemiyor böyle şeyleri. Ayrıca bir kadın bunun çok fena kalbini kırar. Ya! Ya bunlar çok bilindik cümleler. Hayır. Bir kadın kalbini çok kırmış, o yüzden böyleymiş. Ya saçmalama ya. Kızım, kalp falan yok bu adamda. Bak. Mardinli bir ailede büyümüş, tamam mı? Muhafazakar biraz ve evlenmeden olmaz diyor. Ne kötülük var bunda, ha? Canım, canım arkadaşım. Sence de her şey böyle fazla olması gerektiği gibi değil mi, ha? Mükemmel. Ya tesadüfe bak, adam kuyumcu. Onur bir de kuyumcu. Aa, çok şaşırdım. Kızım bak, ben gidip tanıştım diyorum ya. Peşinde koştum, yüzüme bak. Avcı. Onur tam bir avcı. Avını ayağına getirmiş, gördün mü? Tatlım, güzel arkadaşım. Hani ben senin sevgilini onaylamazsam ayrılacaktın. Bana söz vermiştin. Ne oldu o sözler? Tamam. Şöyle yapalım mı? Onur'u incele. İstiyorsan araştır. Onun hakkında en ufak kötü bir şey bulabilirsen... Bulacağım zaten. Bulamayacaksın. Hatasız kul olmaz. Tamam mı? Ben Onur'un foyasını birkaç güne kadar ortaya çıkaracağım. Hı, burayı yazıyorum. Ayrıca... Ya tatlım. Hı. Bu adam sana aşık değil. Yapısı öyle. Evet, anlıyorum seni. Biraz ciddi, soğuk tavırları var. Ama Ece, ben hissediyorum. İlişkimiz ciddi bir yere doğru gidiyor. Oh! Hilal! Hilal! Ya bak, böyle adamlar evlenmezler, evlenmek istemezler, evliliği akıllarına getirmezler. Aşık ederler, onu sömürürler ve sonra giderler. Onur seninle asla evlenmez, evlenmeyecek. Hilal. Hanım. Benimle evlenir misin? Biliyorum. Ben aslında böyle planlamamıştım. Ya sana sabahtan bir sürpriz yapmaya çalışıyorum. Bunu bile zaman.
Ama artık daha fazla bekleyemeyeceğim. Ben senin Londra'ya gitmene dayanamam. Nur. Ne diyorsun? İnanamıyorum. İnan. Hayır. Evet. Evet. Hayır. 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 Ya yüzüğü getirmeyi unuttum biliyor musun? Ya ne yüzüğü? İkimiz de kuyumcuyuz Onur. Hiç. Önemi var mı bunun Onur? Evleniyoruz. Ama evlenmek için acele etmemize gerek yok. Sen kendini sıkıştırma. Tamam mı? Ama nişan yapalım. Bir çılgınlık yapalım ya. Aile arasında. Yarın nişan yapalım. Yapalım, yarın yapalım. Yapalım. Aile arasında. Yapalım, aile arasında yapalım. Ben abimi arıyorum. Tamam. Ya nasıl olacak bu? Ailem yok dedi. Ne ailesi? Hangi nişan? Delirdi bu. Gerçekten delirdi. Ne oldu? Yutamayacağın lokmayı mı ısırdın? Dur yardımcı olayım. Yapar. Çok iyiymiş. Canım. Ne kadar daha buradasınız? Ne kadar daha göreceğiz Gül Cemal'inizi? Sana şöyle söyleyeyim Onur. Sen bana alışsan iyi olur. Tanıyacağız daha birbirimizi. Kaynaşacağız. Buna çok sevindim. Ya açmıyor. Of, çok mutluyum. Ece. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.